Evet zıbıtılar. 5 numaralı köşe taşını hemen aldım. Bakalım neler yapacağız, görelim. Şöyle odaklanma muhabbetini bir ayarlayalım. Bakalım ne diyor. A sayısı B sayısının %80'idir. Hemen yazıyorum. A B'nin %80'iymiş dostlarım. Böyle bir hesap varmış aralarında. Biraz düzenleyelim bunu isterseniz. Şöyle birer sıfır silelim. 10A eşittir 8B olur. Hatta bir daha ikiye bölelim. 5A eşittir 4B geldi. Hatta bir de 4'e bölüyorum. 5A bölü 4 eşittir B oldu. Buna göre de diyor B sayısı A sayısının yüzde kaçıdır? Bak şuradaki denklemde okunan şu. B A'nın 4'te 5'idir. 4'te 5'i. Bana yüzde kaçıdır diye soruyor. O zaman burayı 100 yapacağım 4'ü. Ne ile çarparsam 100 olur bu 4? 25 ile çarparsam. Tabi burayı 25 ile çarpıyorsam üstü de çarpacağım ki sonuç değişmesin. O zaman yukarısı 125A bölü 100 oldu eşittir B. Hadi bunu okuyalım şimdi. B A'nın %125'idir. Yani cevap Adana geldi dostlar. Evet, ikiye bakıyorum. X sayısı Y sayısının %50'si, yani Y'nin yarısı değil mi aslında? %50'si şöyle yazıldı. Hatta birer sıfır götürdük, 5'e böldük, 2 kaldı. Yani x eşittir y bölü 2. Hatta 2x eşittir y gibi bir denklem bulduk. Z sayısı x sayısının %30'u. Z x'in %30'u. Hadi bunu da bir düzenleyelim. Buradan 10x eşittir 3 şey 10z eşittir 3x geldi. Bu da ikinci denklem. Buna göre z sayısı y sayısının yüzde kaçıdır? Yani ikisi de bakın x'e bağlı yazıldı. X'leri aradan kaldır, y ile z arasında bir ilişki bul diyor bize. Bulalım hemen kardeşim. Şuradaki x y bölü 2'ye eşit diye getirip buradaki x yerine y bölü 2 yazıyorum. Bak şöyle oluyor. 10z eşittir 3 çarpı y bölü 2. Hadi düzenleyelim. 20z eşittir 3y. 20'ye bölelim. Z eşittir 3y bölü 20. Şimdi bunu okuyalım. Z sayısı y'nin 20'de 3'üdür. 20'de 3'ü. Ben yüzde kaçı diye arıyorum. O yüzden burayı 100 yapacağım. Burayı 5 ile çarpacağım. Tabii üst tarafı da 5 ile çarpacağız. Şöyle olacak. 100 olacak aşağısı. Burası da 15y gelecek. Demek ki z y'nin %15'idir. İşte cevabımız da Ceyhan geldi. 3 numaraya bakalım hemen. A x'in %20'siymiş arkadaşlarım. Bunu bir kuralım hemen. A sayısı x'in %20'siymiş. Biraz düzenliyorum. 2'ye de bölelim. X bölü 5 geliyor burası dostlarım. Demek ki 5'i buraya atarsam 5A eşittir X de çıktı diyebilirim. Evet, birinci cümleden bulduğum bağıntı bu. X yerine 5A yazabilirmişiz dostlar. Hatta yazarız buradan hemen yazalım. 5A yazarsam 2A eşittir 8 olur. A eşittir 4 gelir. Peki A sayısı Y'nin yüzde kaçıdır diye bir soru sormuş bize. A sayısı Y'nin yüzde kaçıdır diye bir soru sormuş. Şimdi önce Y'yi bulalım biz bir de. Hani A'yı 4 bulduk ya 2 kere 4 8 2 daha Y 10 çıktı. Şimdi onun yüzde kaçı? Yüzde kaçı A sayısına eşittir diye soruyor. A da 4 arkadaşlarım. Peki birer sıfır git götürelim şuradan. 10 ile burayı çarpalım. K eşittir 40 çıktı. Demek ki %40'ı 4'e eşitmiş onun. Yani A sayısı Y sayısının %40'ıymış da diyebilirim dostlar. Evet son soruya bakıyorum. A sayısı B sayısının %50'sine. Hemen A B'nin %50'si. Birer sıfır gitti. 5'e böldüm. 2 geldi aşağısı. Yani A eşittir B bölü 2 ya da 2A eşittir B. Birinci denklem bu.
C sayısı da B sayısının %25'ine eşitmiş arkadaşlarım. Hemen bunu da kuralım şöyle. %25'iymiş. 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4. Yani 4C eşittir B çıktı buradan da. C sayısına kendisinin yüzde kaçı kadar eklenirse A sayısı elde edilir diye bir soru sormuş bize. Şimdi 4C 2A değil mi? İkisi de B'ye eşit ya. Aslında şöyle diyorum. 4C eşittir 2A'dır dostlarım. 4C eşittir 2A oldu. 2'ye bölelim. 2C eşittir A geldi. Şimdi A sayısı C'nin 2 katına eşitmiş. C sayısına diyor. C sayısına kendisinin yüzde kaçı kadar eklenirse A sayısı elde edilir. Şimdi şöyle bir ilişki var aralarında. Bakın bir iyice anlayın diye şurada yapıyorum. Şimdi C'ye 1 desem mesela A 2 çıkar değil mi? 2 C'ye eşit ya. Ya da C'ye 2 desem A 4 çıkar. 3 desem 6, 4 desem 8 diye gider bu şekilde. Yani bakın diyorum ki C'ye kendisi kadar bir şey ekleyince A oluyor. Kendisinin tamamı kadar, kendisinin %100'ü kadar ekleyince A'ya eşit oluyor değil mi? Bakın 3'e 3 ekleyince 6, 2'ye 2 ekleyince 4. Mesela 5 olsaydı 10 olacaktı burası. 5'e kendisinin tamamını ekleyince 10'a eşit oluyor. 5'e kendisinin %100'ünü eklerseniz, evet A sayısına ulaşırsınız diyor arkadaşlar. Evet hemen çevirdim arkayı. 6 numaraya geçtim dostlar. Bir de şu odaklanmaya bakalım tamamdır. Bir bakkal elindeki yumurtaların önce %25'ini sonra kalan yumurtaların %60'ını satıyor. Buna göre bakkalın elindeki yumurtaların yüzde kaçı satılmıştır diye bir soru sormuş bize. Şimdi bakkalın elinde 100x yumurta olsun dostlarım. Bakın burada önceki sorularda biz elimizde işte Ahmet elindeki paranın diyordu mesela. Elindeki para 100 liraydı. Onun yüzde bir belirli bir miktar vermişti bize. Ama burada vermemiş arkadaşlarım. O yüzden miktar verilmediyse ben 100x diyerek başlıyorum buna. Şimdi önce %25'ini satıyor. 100x'in %25'i demek ki 25x'ini sattı. 25x sattı. Sonra da elinde ne kadar kaldı dostum? Tabii ki 75x kaldı. Sonra da diyor ki kalan yumurtaların yani 75x'in de %60'ını satıyor. 60 bölü 100'ünü satıyormuş dostlarım. Hemen birer sıfır sildim. 5'e böldüm, 2 5'e böldüm, 15 geldi. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 3. 45x'ini satmış arkadaşlarım. Sonra bunun da 45x'i satıldı. Geriye ne kadar kaldı? 30x kaldı. Şimdi bakkalın elindeki yumurtaların yüzde kaçı satılmıştır? Bak 30x kaldı. Demek ki 70x satıldı. Yüzde 70x'i satıldı. Bak ne kadar kolay. Çat diye çıkan cevap yüzdesi oluyor zaten. Başlangıçta 100x seçiyorum ki en son çıkan sonuç mesela yüzde kaçı satıldı? Yüzde 30x. Bak ne kadar kolay söylüyorum. İlk başta satılan yüzde 25x. İlk kalan yumurtalar yüzde 75. Hepsinin cevabını yüzde olarak tak tak söyleyebilmek için başlangıcı 100x seçiyorum arkadaşlarım. Neyi soruyor bize? Elindeki yumurtaların yüzde kaçı satılmıştır diye soruyor. Şimdi en son geriye ne kaldı dedik? 30x kaldı. Demek ki 70x'i satıldı. %70'i satıldı dedi. Bu ne diyor? Bir şirketteki çalışanların %60'ı mavi gözlüdür. Tamam. Bak şimdi önce o zaman ne yapıyorum? 100x diyorum şirket çalışanlarına. Bunların %60'ı dediği zaman 60x'i mavi gözlü. Bu mavi gözlüklülerin de %20'si erkektir diyor. Hemen 60x'in %20'sini hesapladım dostlar. Sıfırlar gitti. 12x'i de neydi? %20'si erkek. 12x'i erkek. Tamamdır. Bu şirkette mavi gözlü bayanların şirket içindeki yüzdesi. Şimdi mavi gözlü bayanlar. Bak mavi gözlülerin 12'si erkekse 48x'i de bayan. Demek ki bayanların sayısı 48x. Mavi gözlü bayanların sayısı. Bana da zaten şirketteki yüzdelerini sormuyor mu? E şirketin tamamına 100x demiştim.
100x'in 48'i mavi gözlü bayandır. O zaman %48'dir demek çocuk oyuncağı artık. Evet zıbıdılar şuna bakıyoruz. Bir sınıfın %60'ı kız öğrencidir. Şimdi 100x diyelim sınıfın tamamına. Bu sınıfın 60x'i kız. O halde 40x'i de erkek. Kızların %40'ı. Şimdi 60'ın %40'ını hesaplayacağız hemen. 60 çarpı 40 bölü 100 diyeceğiz. Sıfırlar giderse 24x'i erkeklerin de %90'ı, o zaman 40'ın da %90'ını hesaplayacağım hemen. Birer sıfır gitti. 36x'i bunların da esmer olduğuna göre diyor. Bunlar esmerler arkadaşlar. Sınıftaki öğrencilerin yüzde kaçı esmerdir? Toplam 60x yaptı mı bu gobeller? 50, 60x. Evet doğru. 100 kişilik sınıfta 60 kişisi esmerdir dostlarım. %60'ı diyebilirsiniz o zaman hemen. Peki geldik buna. Bir sınıftaki öğrencilerin matematik dersinden başarı oranı %72'dir. Şimdi şöyle diyor yani. 100x olsun sınıf mevcudu. Bunun 72x'i başarılı. O halde 28x'i başarısız. Bunu da yazalım. Belki lazım olur. Bu sınıftaki kızların %80'i, erkeklerin %60'ı matematik dersinden başarılı olduğuna göre. Şimdi kızların %80'i, erkeklerin de %60'ı matematik dersinden başarılı olduğuna göre. Bu sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. %80'i %60'da değil mi? Kızların %80'i, erkeklerin de %60'ı toplam 72x'e ulaştıracakmış bizi kardeşler. Burayı hesaplayacağız şimdi. Şimdi sınıftaki kızların sayısı 100k olsun. 100k kız var. Bunların 100k kızın %80'i hemen hesaplanırsa 80k kız matematikten başarılı. Erkeklerin sayısı 100e olsun. Hemen %60'ını hesaplarsak bunun 60 erkek de matematik dersinden başarılı. Şimdi kızlar 100K, erkekler 100E olduğuna göre toplam 100 parantezinde K artı E kız bütün mevcut değil mi arkadaşlarım? Ve ben tüm mevcutun nesini biliyorum arkadaşlar? %72'sinin başarılı olduğunu biliyorum. Yani şurası %72'ye tekabül ediyormuş. Hemen bunun %72'sini hesaplıyorum. Yüzler gidiyor. 72 kızla 72 erkek toplamda başarılı oluyor arkadaşlar. E biz ne bulduk bunu? 80 kız 60 erkek diye bulduk. Bunlar birbirine eşit o zaman. Hemen şurada, hatta şurada yapayım ben onu. 80 kız ile 60 erkek biz kendimiz başarılı bulduk. O da diyor ki 72 kızla 72 erkek başarılıdır diyor. 72 kız, 72 erkek başarılı. 72 kızı bu tarafa atarsak 8 kız kalır. 60 erkeği bu tarafa atarsak 12 erkek kalır. Hatta 4'e bölelim bu sıpaları. 2K eşittir 3E kaldı arkadaşlar. Bize neyi soruyordu? Kızların sayısı bölü erkeklerin sayısı. Erkeği buraya bölü olarak atalım. Kız bölü erkek olur. 2'yi de buraya bölü olarak atalım. 3 bölü 2 olur. Kızların sayısı bölü, erkeklerin sayısı 3 bölü 2 çıktı dostlarım. Yani şuraya hiç girmeme gerek yokmuş. Burayı hiç unutun arkadaşlarım. Ne yaptığımızı şöyle bir daha anlatayım ben size. Kızların sayısına 100K dedim, erkeklere de 100E dedim. Çünkü burayı okuduktan sonra şurayı fark ettim ben. O yüzden böyle çevirdim soruyu. Yoksa baştan hepsini okusaydık şunu yazmazdım hiç. Diyor ki sınıftaki kızların da %80'i. O yüzden kızları 100K seçiyorum. Erkeklerin de %60'ı 100E seçiyorum. Diyor ki %80'i ile %60'ı matematikten başarılı. 100K'nın %80'i 80K yapar. Bu başarılı olan kısım. 100E'nin de %60'ı 60E yapar. Bunların ikisi başarılı kısım matematikten. Bir de başta ne demişti dedik biz? Yani toplam 80 kız artı 60E başarılı. Şurayı yazdım. Bir de kendisi baştan diyor ki tüm sınıf mevcudunun, yani şurası değil mi tüm sınıf mevcudu, 100K artı 100E. 100K artı 100E'nin de diyor %72'si başarılıdır.
Hemen yüzleri sildim. 72K artı 72E, bunlar da başarılı olan kısmın başka bir yolla bulunmuşu. O zaman ikisi de birbirine eşittir deyince kız böyle erkek çıktı kardeşler. Evet, 7 numarayı alıyorum hemen önüme. Şöyle bir bakalım, odaklanmasına da tamamdır. Bir dikdörtgenin eni %40 arttırılıp boyu %30 azaltılırsa dikdörtgenin alanındaki değişme aşağıdakilerden hangisi olur diye bir soru sormuş. Şimdi bakın, dikdörtgeni ilk başta şöyle seçelim arkadaşlarım. Dikdörtgenin bu kenarı 100x olsun, bu kenarı da 100y olsun. Bu durumda alanı 100x çarpı 100y'den 10.000xy oldu. Sakin olun, bak ne kadar kolay değişecek şimdi soru. Diyor ki sonra diyor bu dikdörtgenin kenarlarında şöyle bir değişiklik yapıyorum. Enini %40 azaltıyoruz. Birini %40 azaltın işte arkadaşlar. %40 şunu azaltalım. %40'ı ne yapar bunun? 40y yapar. Azaltırsam 40y kadar 60y kaldı. Yok, %40 arttırıyormuşuz pardon. %40'ı 40y kadar arttırırsam bunu 40y, 140y yapar burası. Boyunu %30 azaltıyormuşuz. 30x yapar boyu azaltma miktarı. 70x kalır burada. Bunu da yazdık. Şimdi yeni alanını hesaplayalım. 7 çarpı 14. 14 çarpı 7 diyelim. 7 kere 4 28 elde var 2. 7 98. 98, 2 de 0 geliyor. X, Y. Yeni alanı da bu oldu arkadaşlar. 10.000'di, 98 çift 0 oldu. Çift sıfırları da silelim, daha rahat görün. 100'dü, 98 oldu. %2 mi azaldı arkadaşlar? Bursa'yı işaretledim o zaman. Hadi geldik 2 numaraya. A, B, C pozitif reel sayılardır. A eşittir bilmem ne kesrinde. A sayısı %60 arttırılıp B sayısı %30, C sayısı %20 azaltılıyorsa buna göre A sayısı yüzde kaç artar diye bir soru sormuş bize. Bakın şöyle yapalım mı? Hemen A'ya biz 100x diyelim. B'ye 100y diyelim. C'ye 100z diyelim. İlk başta bir A'yı bulalım. Bakalım A ne oluyor? 100x çarpı 100y bölü 100z. Yüzlerin birer tanesi gitti. 100xy bölü z oldu. Şimdi a'yı ilk başta böyle oldu. Tamam mıdır dostlar? Şimdi diyor ki yeni halini yazıyoruz bakın a'nın. A sayısını %60 arttırın. Şimdi a neydi? 100x'ti. %60'a 60x yapar. 160x olur o zaman. Arttırdım. B sayısı %30 azaltılacak. 30x azaltılacak. Daha doğrusu 30y azaltılacak. 70y oldu. Bölü. C sayısı da %20 azaltılıyor. 80z oldu yeni hali. Peki yeni durumunu hesaplayalım. Birer sıfır gitti. 8'e bölelim. 8'e bölelim. 20 kalsın şurada. 20 çarpı 7. 7 kere 20. 140x y z oldu. Dostum bak ne kadar kolay hesapladım. 100'dü, 140 oldu. %40 arttı. Hadi şuna bakalım. Bir dikdörtgenin kısa kenarı %20 kısaltılırsa alanının değişmemesi için uzun kenarı yüzde kaç uzatılmalıdır? Hadi gelin bunu hesaplayalım. Şimdi 100x olsun burası, 100y olsun burası. Alanı şu anda 100 çarpı 100'den şu kadar xy yaptı. Tamam mıdır dostlar? Şimdi diyor ki kısa kenarı %20 kısaltılırsa o zaman 80y mi oldu burası? Şurayı da bilmiyoruz şimdilik. A diyelim buraya. A çarpı 80y mi olacak arkadaşlarım? A çarpı 80y yeni alanıdır bunun. Bu alanın baştakiyle aynı olması için diyor, şu ikisinin aynı olması için acaba A kaç olmalıdır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Hemen hesaplayalım. Y'yi silelim. Y'yi silelim. 1 0 1 0 silelim dostlarım. 8'e bölelim burayı. 1000 bölü 8 oldu A dediğimiz şey. Peki 2'ye bölelim 4, 2'ye bölelim 500.
Bir daha 2'ye bölelim 2. 2'ye bölelim 250. Bir daha 2'ye böldüm. A eşittir 125x çıktı dostlarım. Demek ki yeni hali 125x olacak. Bak 100'dü. 125 olması gerekiyor. %25 mi arttırılmalı, uzatılmalıdır dostlar? Evet, hemen şuna geldik. Bir kesrin payı %25 arttırılır, paydası %50 azaltılırsa kesrin değerindeki değişme aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize dostlar. Hemen bu kesri şöyle yapalım mı biz? Ne diyelim mesela? Pay kısmına mesela A bölü B olsun bu kesir. Pay kısmı 1000x, payda kısmı 100y olsun. Bu durumda kesrin değeri 100, birer sıfır gidiyor arkadaşlarım şöyle, ikişer sıfır gidiyor. 10xy mi oldu dostlarım? Niye öyle yapıyorsam ben direkt 100x 100y diyelim biz bunları, hiç uzatmayalım. 1000'i nereden kattıysam işin içine. Bu 100x olsun, bu da 100y olsun. Şu anda kesrin değeri x bölü y'dir. Tamam, bakalım neler olacak. Bu kesrin payı %25 arttırılır. O zaman 125x oldu. Paydası %50, 50y kaldı. Azaltılırsa diyor kesrin değerindeki değişme aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi bunu bir düzenleyelim. 5'e bölelim 10, 5'e bölelim 25. Bir daha 5'e bölelim 2, 5'e bölelim 5. 5x bölü 2 oldu artık. 5x bölü 2y oldu kesrin değeri. Yani 2,5 arttı. Bak 1'di, 5 bölü 2 oldu. 1'den 5 bölü 2'ye çıktı. Yani ne kadar bir artış var burada? 2,5 oldu. 1,5'luk bir artış var. 1'de 1,5'luk artış var. Bana diyor ki yüzde ne kadar artmıştır diye ya da azalmıştır diye soruyor. Arttı tabii ki. Kaç katı burası arkadaşlarım? 100. Bunu da 100 ile çarpalım. 100 ile çarpmak demek 1,5'un yanına 2 sıfır ekleyeceğiz. Virgülü 1 kaydırdım, bir de sıfır ekledim. 150 oldu. Adana çıktı sorunun cevabı dostlarım. Evet. Geldik 8 numaralı köşe taşımıza. Bir sınıftaki öğrencilerin %48'i erkektir. Peki. Şimdi sınıf mevcudu 100x olsun. %48'i erkekse 48x erkek, geriye kalan 52x de kız. Sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katından 11 eksiktir. Kızların sayısı 52x. Erkeklerin sayısının 48x'in 2 katından 11 eksiktir diye bir şey söylemiş bize. Hadi düzenleyelim bunu arkadaşlarım. Şurası 96x yapıyor. Şöyle 96x. 52x'i buraya eksi olarak getirelim. Eksi 52x olsun. 11'i de buraya artı olarak atalım. Burada ne kaldı? 11 eşittir. Bundan bunu çıkartalım. 4. 4. 44x kaldı. Bir de 44'e bölelim. 11 bölü 44 eşittir x. Hatta 11'e bölerek 1 bölü 4 diyelim x'e. Sınıftaki kız öğrencilerinin sayısı, yani 52x'i soruyor bize. 52 çarpı 1 bölü 4 olur. O da 13 kişi çıkar. Edirne çıktı sorumun cevabı. Geldim buna. İçinde bir miktar su bulunan bir deponun ağırlığı 60 kilogramdır. Deponun içindeki suyun %12'si dökülünce deponun ağırlığı 54 kilogram geldiğine göre boş deponun ağırlığı kaç kilogramdır diye bir soru sormuş bize. Hadi bir hesaplayalım dostlarım. Boş depo m gram olsun, onu bilmiyoruz şimdilik. İçinde bir miktar su bulunan bir deponun ağırlığı 60 kilogrammış şu anda. Şunun içinde 100x de su bulunsun arkadaşlar. 100x artı boş depo şu anda 60 kilogram. Diyor ki deponun içindeki suyun %12'si dökülünce, şimdi 12'sini döküyorum, 12x'ini döktüm. Geriye ne kadar kaldı arkadaşlarım? 88x kaldı. 88x ile boş deponun toplamı bu sefer de 54 kilogrammış. Hadi burayı bir düzenleyelim arkadaşlarım. Şöyle bir çıkartma işlemi yapalım buradan.
100x'ten 88x çıktı 12x. M'den M çıktı 0. 60'tan 54 çıktı 6. Demek ki x eşittir kardeşim 6 bölü 12. Yani 1 bölü 2 geldi. 100x ne yapar bu durumda? 100x de 100 çarpı 1 bölü 2'den 50 yapar. Şurası 50. 50 ile neyin toplamı 60'tır? Tabii ki onun dedim. Boş deponun ağırlığı 10 kilogram geldi kardeşler. Evet. Bir lastik çekildiğinde boyu %120 uzuyormuş. Buna göre çekilmiş halde 0,44 metre olan lastiğin çekilmeden önceki boyu kaç metredir? Şimdi bir lastik var arkadaşlarım. Şöyle bir şey bu lastik. Boyu 100x olsun. Diyor ki sen bu lastiği çekip uzattığında diyor boyu %120 uzuyor diyor. Yani yüzün %120'si kadar uzayacak. %120'si 120x yapar. 100x kendisi 120 daha uzadı. 220x yaptı toplam uzamış hali. İşte diyor ki çekilmiş halde 0,44 metredir. Yani 44 bölü 100 metredir bu adam diyor. Hadi bir hesaplayalım. X'i bulalım burada. 22'ye bölelim 10 kalsın. 22'ye bölelim 2 kalsın. 2'ye bölelim 2'ye bölelim 5 olsun. 100 ile de 5'in çarpımı 500 eşittir. 500x eşittir. 1 oldu. X eşittir. 1 bölü 500 geldi. Bize neyi soruyor bunun? Çekilmeden önceki boyu. Yani 100x'i soruyor. O zaman 100 çarpı 1 bölü 500 diyorum. İkişer 0 gitti. 1 bölü 5 geldi. Sorumuzun cevabı. 1 bölü 5. Tabi bunu 2 ile genişletelim dostlarım hemen. 2 bölü 10 olsun. 0,2 yaptı. Sorumun cevabı. Her gün bir gün önceki günden 10 soru fazla çözen bir öğrenci bir kitabı 5 günde bitirmiştir diyor dostlarım. Bu öğrenci ikinci günün sonunda kitabın %28'ini çözdüğüne göre öğrencinin üçüncü günde çözdüğü soru sayısı kitaplıktaki soru sayısının kinin bilmem nesinin carcurt. Oh güzel soru. Her gün bir önceki günden 10 soru fazla çözen bir öğrenci. Şimdi birinci gün ilk soru çözsün. İkinci gün x artı 10, üçüncü gün x artı 20, dördüncü gün x artı 30, beşinci günde x artı 40 soru çözmüştür bu. Toplam çözülen soru 5x artı 40, 70, 90, 100. İşte bu toplam çözülen soru sayısı arkadaşlar. Bu öğrenci ikinci günün sonunda kitabın, bak bu tüm kitap oldu şimdi. İkinci günün sonunda şu kadar soru çözmüş oldu mu ikinci gün? 2x artı 10 soru çözdü değil mi? Tüm kitabın %28'ini çözmüş aslında. Yani 5x artı 100'ün %28'i aha bu adama eşitmiş. Tamam hadi burayı bir hesaplayalım. X'i bir bulalım değil mi buradan biz dostlar hemen. Şimdi şu 100 de şuraya çarpalım. 200x yapar. Artı 1000. Eşittir. Burayı bir dağıtalım içeriye kardeşlerim. 5 ile 28'in çarpımı 100. 40 da oradan geliyor. 100. 140. 140x artı 28 çift 0. 140'ı bu tarafa alalım. 60x eşittir. Bu adamı buraya alalım. 1800 kaldı. Birer sıfır sildim. X eşittir. 180 bölü 6'dan 30 çıktı. X 30'muş. Buna göre diyor, üçüncü günde çözdüğü soru sayısı, şurayı soruyor. Üçüncü günde toplam, yani üçüncü günde çözdüğü soru sayısı. Üçüncü gün bu adam 30 artı 20'den 50 tane soru çözmüştür. Üçüncü gün ne kadar mı acaba toplam? Yok, üçüncü günde çözdüğü soru sayısı 30, 50. Neyi soruyordu? Tüm kitaptaki soru sayısı. Tüm kitapta şurasıydı, 5 kere 30, 150. Yüzde buradan 250'nin kaçta kaçtır diye sorulur. Yani 250'de 50 soru çözdüyse yüzde kaç soru çözmüştür diye bir soru soruyor. Bak burası 5'e bölünmüş. Bu da 5'e bölünecek. %20'si çıkacak. Evet bunun da cevabı böyle geldi. Evet gobeller hadi bakalım bu testin de bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kolay gelsin.